6-12 Şubat haftası sevgili ikizler, yükselen ve ay burcu ikizler olan güzel takipçilerim. Evet, güzel bir hafta olsun, umutlu ve keyifli bir hafta olsun. Yaradan'dan ne istiyorsanız Allah kapınıza böyle Hızır Aleyhisselam selamıyla birlikte evinize huzur ve mutluluk yağsın diyorum. Evet, bu hafta özellikle iş yoğunluğunuzun farkındasınız. Projeler, yeniliklerle alakalı daha çağa odaklanacağınız bir süreç içerisindesiniz. Ve evet, sorumluluklarınız, iş yoğunluğu, iş çevrenizdeki insanların size tutum evresinde farkındasınız. Başarı odağınız var. Odaklanmanız gereken sorumluluklarınız var. Dosyalarınız, hesaplarınız, dışarıda işleriniz, vergi vesaire, belediye koşturmalarınızın çok yoğun olacağı bir hafta söz konusu olacak. Banka, kredi çekmek, kredi kartıyla alakalı bazı meşguliyetlerimiz söz konusu olacak. Ama bu hafta kendimize değer vermeyeceğiz. Yani hep koşturduğumuz için, yani yorgun olduğumuzun, bilincimizin yorgun olduğunun farkına varmayacaksınız. Akşamları daha erken yatarak vücut enerjimizi dinlendirmenizi öneriyorum. Ve lütfen ve lütfen yüzme, spor, yarım saatte olsa vücut enerjinizin güçlenmeye ihtiyacı var. Unutmayınız diyorum. Kurumsal büyük alanlarda çalışan sevgili takipçilerim için değiştiğini düşündüğünüz hiçbir şey değişmeyecek. Ne şirketinizin yöneticisinin fikri değişiyor, ne de ekip arkadaşlarınızın. Her geçen gün fikirleriniz doğru ilerlese de oradaki insanlarda algı şu: aman maaşımı alıyorum, aman kimse bana karışmasın, aman yöneticiler de. Bu tarz evrelerde işinizi bırakmanız lazım. Burada köreliyorsunuz. Yeni alternatif iş kapılarınızı değerlendirmenizi istiyorum. Siz de maşallah, evet ben değiştirmek istiyorum ama maaşım, düzenim yerinde, yerimizi değiştirmeye korkuyorsunuz. Hayır, siz bilinç olarak çok güçlü bir karaktersiniz ve artık iş alanınızın değişmeye ihtiyacı var. Görmemezlikten gelmeyin ve odaklanın istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız yenilik katmanız lazım. Bulunduğunuz enerjik noktayı daha yükseltmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ortaklı işlerde çatışmalı konuşmalarımız söz konusu olsa da ortağımızla bağ evremizde sizin rahat oluşunuz, onun dışarı teknolojisi, dışarı konuşması daha keyifli. Birbirinizle anlaştığınız noktalarla nefes alırsanız daha sağlıklı hareketler edeceğinizi düşünüyorum. Devletle alakalı atama, tayin, bu tarz düşüncesi olan sevgili ikizler için başvurularınızı yapmanız ve yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili de uzun süredir mücadele ettiğiniz noktalarda olumluluk çok fazla söz konusu olacak. Değişim, dönüşüm, size gerçekten varoluşunuzu, daha kendinizi fikirsel, daha kendinizin enerjinizin daha genişleyeceği bir evrenin tadına varacaksınız. Bunu unutmamanız gerekiyor. Ve 11 Şubat'ta Merkür Kova Burcu geçişini sağlayacak. Bu da yaşanılan, size ait verilmesi gereken noktalarda hep kısıtlanmalar söz konusuydu ya, sorumluluk yapamazsınız, şunu başaramazsınız, bunu yap. Evet, bunların enerjisi açılacak. Daha kendinizle ilgili sorumluluğunuzu ve kendi evrenizdeki yaşayacağınız maddi ve manevi yaşanan krizleri önleme evresinde olacaksınız. Kendinize iş kurmak, yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak istiyorsanız hemen başlayın. Sosyal ağ olabilir, blog yazarlığı olabilir, YouTube kanalı açabilirsiniz, güzellik merkeziyle alakalı bağlantılarınız olabilir. Bunlarla ilgili kendinizi yenileyerek ve kendinizin farkına vararak yenilikler katacağınızı gösteriyor. Yani ilerlemek, yolunuzu bilmek, yolunuzla birlikte kavuşum da var. Burada Satürn ve Satürn ile kavuşacak olan Merkür, geçmiş Merkür retrosunu düşünürsek her şeyin değişeceği, aşacağınız ve başaracağınız gösteriyor. Korkmanıza gerek yok. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle akademik kariyerle alakalı yapmak istediğimiz eğitimler, konumlar var. Karı koca bu noktalarda kararlar vereceğiz ve yurt dışı taşınması, yurt dışı şehir dışı imkanlarımızın daha rahat açılacağı bir noktada, satmaya çalıştığımız bir mülkle ilgili de anlaşmanız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda yurt dışı yatırımı fikri olan sevgili takipçilerim, bu konuda rahatsınız. Sade, aynı noktada hareket eden sevgili takipçilerim için de ailenize ait bir hak var. Bu hakla birlikte
kiradan kurtulmak ya da evinizin sizin üstünüze geçmenin verdiği mutlulukla güvende hissedeceksiniz. Son zamanlarda çalışmayan evladınız, çalışmayan çocuğunuz varsa bunun fırsat kapısı olacak ve gerçekten de iş imkanı hanenize mutluluk ve huzur verecek. Sevgili gençler, kendi konularınızla ilgili evet eğitim konularınız, yaratıcı ruhunuz çok ön planda, duygusal ruhunuz da ön planda. Biraz duygularınız karışmış olabilir, onu yumuşatmamız lazım. Uzun soluklu ilişkilerde kendinizle ilgili yorucu gördüğünüz her şeyi görüyoruz. Bitmesine inanmadığımız noktalarda artık geri adım atmıyoruz, ilerli karar. Farkında olmadığımız noktada incindiğimiz, yara aldığımız ilişkileri hayatımızda çıkartmamız gerektiği, yeni oluşturacak size mutluluk yaratan ilişkilerle beraber olmanızı gösteriyor. Yani bir şey için mücadele, emek sarf ettiğiniz hak veriyorum ama sizin için emek veren kimse yoksa zaten deyin ki arkanızda kimseniz yok. Siz teksiniz, Yaradan'dan başka kimseniz yok. Sizin daha güçlü, sizi anlayacak, şefkat, duygu anlamında gerçekten aile olacak insana ihtiyacınız var. Şu an hayatınızdaki insanları bir gözden geçirin ve atmanız gereken birçok insana veda etmeniz lazım. Bu ara sosyal ağlardan etrafınızda sizinle ilgilenen enerjiler yüksek olacak. Fenomen ruhunuz daha ön planda olabilir. Beğenilme ruhunuz daha ön planda olabilir. Hatalı ilişkiler size zarar verebilir. Bu da çocukluğunuzda yaşadığınız kısıtlama, ailenizin yarattığı tartışmalardan kaynaklı güven sıkıntınız var. Bir psikologla bunu çözmemiz lazım. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili de artık aile kabul etti. Siz ekonomik ve karşı tarafın ekonomik evrelerini düzelterek yol birliği içerisinde olacağınız gözüküyor. Gözüktü bile. Yurt dışına yerleşmek ya da şehir dışına yerleşme fikri olan sevgili gençler için olumsuz bir nokta yok. Dil eğitimi ve bunlarla ilgili vizeleriniz olumlu olarak gözüküyor. İş gereği gideceğiniz seyahatlerde de olumsuzluk yok. Panik yapmanıza gerek yok. Evli çiftlerde özellikle şöyle söyleyeceğim. Eşiniz ve sizin aranızda hiçbir sorun yok. Sizin ilişkinizde gayet güzel ve anlaşılır bir nokta var. Maşallah kayınvalideniz, maşallah görümceniz olaya gelince ya da elçiniz sanki ilişkiniz birbirini de tanımıyor gibi. Biraz ev enerjinize nazar değiyor. Meryem suresi bir bardağı okuyarak bu bulgu bir okuyun. Hatta Meryem suresini 11 adet okuyun. Bir bu suyu bulgur yaparak evdeki kendi bireylerimiz yemek yesin ki eve gelen insanların, çocuklarınızda, sizin evinizde aldığınız eşyalara gözü kalmasın. Her gün her şeye bir nazar değiyor. O yüzden bunu böyle bir toparlayalım. Sağlık olarak özellikle göz kontrolü vakti ve unutmayın ki nodüllerinizle alakalı kontrol ve özellikle kadınsal bölgemizde akıntılarla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Kontrol etmenizi öneriyorum sevgili takipçilerim. Evet, boşanma fikri olan ve boşanmaktan korkan sevgili ev hanımları, eğitim alarak, biraz daha bekleterek, kendinizi geliştirerek ondan sonra cesaretinizi toparlamanız lazım. Aileniz de sizi desteklemiyor. Şu an bu konuda kendinize bir meslek edinmeden o haneden ya da para biriktirmeden o haneden çıkmanız demek, mağdur olmanız demek. Hem çocuklarınız hem siz mağdur olmanızı istemiyorum. Mutluluk Allah'tan size gelen umut olsun. Hoşça kalın efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel umut ve buğday taneleri kadar bereketli olun efendim. Yükselen ve Ay Burcu terazi olan takipçilerim de mutlaka takip etmeyi unutmasınlar. Paylaşmayı, beğenmeyi ve gerçekten devam eden spam sorumuzun farkına varmanızı isterim. Hala devam ediyor. Tek tek yapıyoruz videoları. Zor yüklüyoruz çünkü büyük alanları. Evet sevgili teraziler, boşanma konumuz masaya böyle düşecek. Yani nasıl düşeceğini düşün. Bir deprem oluyor ve her şey çok iyi giderken bir olayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Boşanma kararı veren bir çift. Yani siz artık bu evliliği yürütmek adına mücadele ettiğiniz her şeye pes ediyorsunuz ve hoşçakalıyorsunuz. Ve çocuklarınızla ilgili mal mücadelesi, yasal haklarla ilgili de büyük mücadeleniz şimdiden hayırlı olsun. O sinir evrenizi iş hayatınıza yansıtırsanız çok zarar görürsünüz. Mümkün olduğu kadar yaşadığımız boşanma fikri olan ve ayrılma ve aile evine dönen sevgili takipçilerim için işte bu enerjiyi sakın aynı bakışla yapmayın. Üst düzey yöneticileriniz gergin ve sinirli. Ortamda büyük değişimler ve yenilikler var.
aynı stresi onlar da yaşayabilir ve bu yüzden birbirimizi işten çıkartılma, işten gereksizce uyarı alabilir. Canınız buna sıkılmasın istiyorum. Ama büyük bir kurumsal bir firmadaysanız masa değişimi, ekip arkadaşınızın değişimleri ve istediğiniz bölüme doğru geçiş size huzur ve mutluluk verecek. Rahatsız olduğunuz ve memnun olmadığınız kişilerle bağınız kopacak ve daha güçlü ve kendi adımınızı daha güçlü ifade edeceğiniz iş fırsatlarınız var. Ve unutmayın ki masanız patron masasına doğru ilerliyor. Yani yöneticilik doğru bir noktadasınız, kaybetmeyin. Devletle bağlantılı taşeron firmayla ilgili beklentileriniz varsa olumsuz bir şey yok. Bu süreçte bir erkekten alacak, özellikle baba köklerinize ait gelecek bir destek, sizin iş kapınıza doğru bir süreç söz konusu olacak. Bu dönem iş sınavınıza, iş gereği sınavlarınız ya da var olmanız gereken eğitimlerle ilgili de gayet başarılı evreler sağlayacak. Hak ediliş dediğimiz imkanları da en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacaksınız. Ehliyet sınavınız varsa, efendim farklı sınavlarda varsa bunları başarıyla geçeceksiniz. Gereksiz bir heyecan takıntınız var. Bildiğiniz her şeyi yanlış hesaplıyorsunuz. Lütfen biraz daha yoga yaparak, meditasyon yaparak, sınav öncesi kendi vücudu evremizin hani enerjisini bir böyle yapıp bir güzel nefes alarak derin uykuyla sabah sınavınız başarısız olmayacak. Yeni işe başlayanlar için hayırlı ve uğurlu olsun. Uğursuz bir döngü değil, uğurlu bir döngü. Kendi işinizi, kendinize ait iş kapınız varsa Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor. Teknolojik alanda daha hızlı ilerleyeceğiniz, kendinizi daha iyi tanıtacağınız ve bağ kurduğunuz insanlarla gücümüzü daha renklendireceğimiz bir nokta olacak. Mücadeleniz size para olarak da geri dönüyor. Uzun süredir cironuz aynıysa yükseğe doğru gidecek. Eğer azsa biraz daha yukarı doğru çıkma evresi var. Bu arada farklı yerde yer açmak, dükkan açmak gibi fikri olan sevgili teraziler için korkmayın, yapın. Çünkü sizin içinizdeki ışık gerçekten Allah katında işe ait bir enerjidesiniz ve adaletsiz döngünüz adalete doğru ilerleyecek ve kendi imkanlarınızı daha büyüteceksiniz. Paranız, gücünüz, konuşma tekniğiniz, geliştirmeniz gereken ses enerjiniz bile değişmiş olacak. Olumluluğu doğru kendinize ışık olarak tercih etmenizi isterim. Aynı şekilde yurt dışı ile bağlantılı işlerde olan sevgili takipçilerim için de 8 Şubat'ta farklı oluşum enerjisi var yeryüzünde. Kendi içe dönük yönünüz, farklı bir dış enerjisiyle kavuşacaksınız. Enerjiniz, konuşmanız çok akıcı ve çok keyifli olacak. İkna kabiliyetiniz olağanüstü kuvvetli olacak. Değerlendirin ki sizdeki o evre ve ben bu kişiye kendimi göstermek istiyorum dediğiniz o kapıyı da böyle kapmış olacaksınız. Belki ne sorun olabilir? İçsel olarak kendinizi böyle devamlı hastalıklı gibi hissedebilir. En ufacık şeyde hasta. Hayır, enerjiniz düşük. Mis gibi nefes var. Allah sizi her sabah güzellikle uyandırıyor. Şükredin ki o mis gibi güzelliği bedenimizin içine daha hızlı çekelim. Evet, çalışan çiftlerimizle ilgili de şirketinizde ya da bulunduğunuz ya da küçücük alanda bazı tartışmalara şahit olabilir. Yasal olarak sizi tanık olarak koyabilirler. Kabul etmeyin lütfen. Bazı olaylar değişecek. Siz haksızlığa düşebilirsiniz. Sevgili gençler, biraz canlı, biraz heyecanlı, biraz odaklı olmanız gerekiyor. Evet, bu dönem sizin için başarınızın sistemini oturtmanız için doğru bir hafta. İlişkinize de kafanızı takarak o insanı yormayın. Sakin olun. Birbirinize güzel sımsıkı sarılın istiyorum. Evet, duygusallık anlamında yaşadığınız kurallar, mantığınız, kendi kendinize olmaz bu bana uygun değil, ben bunun sorumluluğunu almak istemiyorum dediğimiz enerjiden çıkacaksınız. Sizin sorumluluğunuza, sizin hayatınıza dokunacak insan size mutluluk verecek. Kurtulmaya çalıştığınız, bir türlü kurtulamadığınız bir ilişkiyle ilgili de net karar vereceksiniz. Çünkü kalp artık başka bir insanın enerjisine doğru ilerliyor. O sayfayı kendi içinizde kapatmanız lazım. Evlenme fikri olan sevgili takipçilerim için acele ediyorsunuz. Birbirinizi tam tanımıyorsunuz. Ailevi kültür evrelerimizde sıkıntılarımız var. Her iki tarafta iyi ama aileler birbiri evresiyle evlendikleri için bizim toplumda, ona göre aileleri de yumuşatmanız lazım. Yoksa bu evlilikte 3. ayda boşanır gidersiniz. Yani ortada kalırsınız. O yüzden temkinli ve kurallı olmanızı istiyorum. Bir de seyahat, iş gereği gideceğimiz seyahatlerde bavulunuz, cep telefonunuz vesaire şeyiniz çalınabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. 11 Şubat'ta Merkür Kova geçişi. Artık sorumluluklarınız kısıtlanmıyor.
Önünüz aydınlanıyor, enerjiniz değişiyor, ruhunuz değişiyor. Bunu kavramamız lazım. Bir de evlenmiş ayrılmış çiftler için çok güzel bir iş imkanı var. Özellikle sekreterlik olabilir, güzellik merkezinde çalışabilirsiniz. Kısa ama size eczanede çalışabilirsiniz, kalfalık yapabilirsiniz. Bu tarz enerjilerinizin yüksek noktası var. Ama dil eğitimi ve kurslar, astroloji eğitimi merak olanlar için gökyüzü çok güzel destekliyor. Gideceğiniz kursta başarılısınız, kozmik enerji alabilirsiniz. Evli çiftlerimizde özellikle kendi ailenizin sorunları, eşiniz artık yıpratıyor. Sizin gizli gizli para vermeniz eşiniz inciniyor. Lütfen paranızı kendinize saklayın. Eşinizle bu konuyu, konu her geçen gün büyüyecek. Bu boşanma sebebi olmaya doğru gidiyor. Dikkatli olun istiyorum. Çocuklarınızla ilgili bu ara onların uyku problemleri olabilir. Evde devamlı geç yatıyor olabilir. Bunları düzene iteceğiz. Bir de ayrılık kararındasınız ama mecburiyetten aynı evde devam eden çiftler biraz daha kendinize psikolojik danışmanla, ilişki terapistiyle bu dengeleri oturtabilir. İlişkinizi bozmanıza gerek yok. Siz birbirinizi seviyorsunuz, gereksiz alıngansınız bilin. Araç değişimi, vergi borcu bu tarz şeylerde bu hafta devamlı koşturma hakimiyeti. Onu oraya götür, bu bunu buraya götür, bu krediyi öde, bu krediyi çek. Böyle bir döngümüz olacak. Bir de ufak bir miras sürpriz gelecek size. Bu da sizin için hayırlı. Evde değişmesini istediğiniz bazı konular var. Özellikle mesela yemek masası, sandalye, mesela mutfağı kırıp salona birleştirme fikriniz var. Ya Şubat ayındayız Allah aşkına, Nisan atın bunları. Şu an böyle bir şeye gerek yok. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada varislerimiz, siyatiklerimiz ve sinirsel evre gerginliklerimiz var. Enerjimizi yüksek tutacağız. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcu kova olan güzel takipçilerim. Evet, fark etmeden geçireceğiniz bir hafta. Yani iletişimde bile neye uğrayacağınız bir hafta. Merkür kova burcu seyrine gidiyor. Yani şak şak dilinizden ne geçiyorsa, fikir evreniz neyse tak 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 ileteceksiniz. Patronunuza tavrınız net olacak. İş ekip arkadaşınıza tavrınız net olacak. O yüzden kendi özgür alanınızda konuşma diliniz hakimiyet kuracak. İşinizde başarılı olduğunuz için insanların gözüne batmayabilir. Ama başka birine ters düşüp kavgaya dönüşebilir. O yüzden dikkatli konuşmaları ön planda tutalım. 8 Şubat'ta özellikle farklı iş teklifleri, hiç asla olmaz dediğiniz noktadan iletişimler, oradan gelecek telefonlar sizi şaşırtabilir. Çok istediğiniz yer sizi çağırabilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kurumsal büyük bir alandaysanız, bulunduğunuz noktada bazı krizlere açık olacağız. Şirketinizin biraz ekonomik krizleri, ortaklar ve yöneticiler arasındaki yaşanan bazı kaoslar sizi strese sokmasın. Ekonomik güçten çok yurt dışı bağlantılı şirketinizin dengesiz planlanmasıyla alakalı denetim evresi söz konusu olabilir. Sabit kurumsalda çalışıyorsanız devlet denetimine takılabilir. Şirketiniz biraz uyarı alabilir ve devlet kan yumata alınabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Belediye ya da devletle alakalı süreçlerde çalışan sevgili kovalar için aslında absürt bir durum yok. Yöneticilerinizin biraz absürt, rahat oluşu, devamlı izin temposu, yani hani at koştur modundaki enerji sizi rahatsız ediyor. Ve bu yüzden de bir yazı yazıp dilekçe vermek isteyebilirsiniz. Suçlu olursunuz, yine siz bilirsiniz. En doğru şey CİMER'e şikayet etmek. Kendi adınız olmadan şikayetinizi dile getirebilirsiniz. Devlete girmek ya da devletle bağlantılı işler yapmak istiyorsanız 11 Şubat Merkür Kova burcunda artık. Yani 12 Şubat'tan sonra doğru iletişimler, teknolojik yazışmalar, mailler, mesajlar daha hareketli olacak. O kapılarınızı da açık olarak gösteriyor. Son zamanlarda inşaat, alım satım işiyle uğraşan sevgili kovalar için fırsat paralar dönüşümü sağlanacak. Özellikle dijitalde paralarınız varsa kaybedebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Borsada paranız varsa ziyan edebilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Araç kazanız ya da herhangi bir kazalara açık gözüküyor gökyüzünüz. Hatta tartışırken birbirimize yanlışlıkla dokunabiliriz. Dikkat etmeniz sizin için daha sağlıklı. Kendi aileniz size iş kurmak isteyebilir. Aileniz de işin içinde olmak isteyebilir. Kabul edin, orası marka olacak. Bu ara kendi estetiğinize özen göstereceksiniz. Cilt bakımınıza, botoks zamanı olabilir, dolgu zamanınız olabilir, burun estetiği olabilir, kulaklarınız kepçeyse kulak estetiği olabilir. Bu tarz
Ben yani botoksa karşı değilim ama dolgulara karşıyım. Çünkü biraz onlar kalıcı oldukları için ben mutsuzum. Mesela bende dolgu yok. Herkes benim dolgu oldu ama botoksa karşı değilim. Bilginiz olsun istiyorum. Cildi ne kadar doğru beslerseniz o kadar sağlıklı bir cilt. Ben bir de aynı kaliteyle yaşlanmak istiyorum. Yani hani millet der ya dudağınızda dolgu mu var? Hayır, kendi dudağım. Burnunuz yapılı mı? Hayır, hatta burnumdan çok rahatsızım. Hatta geniz eti problemim olmasına rağmen burun operasyonu olmaya korkuyorum. Öyle düşünmeniz lazım. Yani Allah'ın yarattığı bedene razıyım. O yüzden cildimi fazla ama botoksa karşı değilim. Senede bir kez yaptırıyorum zaten. Cilt çok böyle kötü. Sivas yazı. Şurası şöyle çok kırışıyor. Bunda küçük dokunuşlar ve genç yaşta dokunuşlara karşı değilim. Bilginiz olsun sevgili güzel anne ve babalar ve sevgili gençler. Evet, şunu da demek istiyorum. Aile işiniz güzel gidecek mutlaka. Güzelliğimiz ön planda olacak mutlaka. Sürpriz gebelik, hanemize çocuk sevinci, yeğen sevinci, heyecanı yaşanacak. Bu da bizim için iyi. Çalışan evli çiftlerimizin arasında özellikle hanımınızın işi bırakma niyeti olabilir. Siz lütfen çalış diyebilirsiniz. Hanımınız çok yorgun, evdeki çocuklar biraz dağınık. Biraz evet çalışmanız lazım. Bazı borçlar var, sıkıntılar var ama eşiniz artık bu ruhta değil. Destek olun. Biraz Eylül'e kadar evde dursun. Enerjisi değişsin. Ondan sonra çalışacak gözüküyor. Ama onun ailesinden gelecek varlar, mal var. O yüzden bırak onlarla uğraşsın, işi bıraksın. Oradaki hakları çünkü o ailesinin haklarına kafayı taktı. İş odaklanma krizi var. Bunu böyle düzeltebiliriz. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili gerçekten farkında olduğunuz ve ne iste hukuk, savcılık, hakim, siyasi eğitim almak isteyen sevgili kovalar, çocuklarım gerçekten bu konuda başarılı aydın. Akademik kariyer, tarih bilimcisi, bilim insanı olmak istiyorsanız gökyüzü sizi her konuda destekliyor. Odaklanmanız yeterli, istekleriniz yeterli. Bu ara kız çocuklarımız 14 yaşı, 21 yaşı, 27 yaşında ya da gençseniz bu ara sosyal fenomen ruhunuz, TikTok ruhunuz, Instagram ruhunuz, YouTube ruhunuz ve aldığınız eğitimleri bu noktada yönlendirmek istiyorsunuz. Olabilir ama TikTokçulara da karşı değilim. Instagram sayfada benim var. TikTok'um da var ama kullanmıyorum. Yani çok güzel yüz enerjiniz var. Başka insanlar sizin o güzelliğinizin enerjisini bozması, daha sadelikle sahne şovunuzu yapmanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Evet, oradan para kazanacaksınız. Yurt dışı eğitimi fikri olan ve çocuğunuzu yurt dışına yollamak istiyorsanız liseyle ilgili şimdiden okulu İngiltere olarak düşünüyor çocuğunuz. Ona göre ekonomik dengesi Eylül'de gideceği, Haziran'da gideceği yolculuğu belirlemeniz lazım. Evet sevgili boşanma ısrar eden hanımlar, sevgili kova hanımlar, boşanacaksınız. Kalbiniz kimi sevdi bilmiyorum ama yanlış ilişkidesiniz. İlişkinizi bunun için bozmamanız gerektiğini uyarıyorum. Evliliği mutlu ve keyifli olan sevgili çiftlerimizin de eşinizin ailesine anne, kız kardeş rahatsızlığından kaynaklı eşiniz biraz orada hüzün ama işiyle ilgili güzel bir yükselişte evinize mutluluk. Son zamanlarda bu ara içinizde sanata merakla resim, müzik, dans merakınız vardı. Bunlarla ilgili kurs size iyi gelecek ve çocuklarınızın yanlış hatalarını görmeye başladınız. Siz de daha sakin bir geçiş sağlıyorsunuz onlarla bağlantılı. Sürpriz bir ev konumuzun da gerçekten hem eşinizin hem de sizin ailenize desteklenecek bir anahtarı var. Ekonomik olarak güçlü olan ve bir türlü para dengesini sağlayamayan kova çiftlerimiz için de burada size dışarıdan güvendiğiniz bir insanın desteğiyle birlikte çok güçlenme bir noktanız var. Geçmiş ilişkileriniz kapıda, karşılaşma, içinizdeki öfke ön planda olacak. Evlilik fikriniz varsa hayat arkadaşınız doğrudur. Yolunuz aydınlık olsun. Sağlık olarak özellikle kan şekerimize dikkat edeceğiz. Kalp ritimle ilgili noktalarımız, hatta koa sıkıntımız olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın.